Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Ara ara soruyorsunuz arılar ne alemde, arıcılık nasıl gidiyor diye. O yüzden çok sık olmasa da ara sıra arıcılıkla alakalı videolar atmaya devam edeceğim. Şimdi arılığımıza geldik. Köyceğiz'in muhteşem manzaralı bir bölgesinde. Buradan daha önceden sizlerle paylaşmış olduğum kovanlarımız, burada arılarımız çalışıyor. Şimdi sevgili Yüksel hocamla birlikte bugün çok güzel bir çalışma yapacağız. Arılarımız çok iyi gidiyormuş. Dün Yüksel hocam kendi arılarına bakmaya geldiğinde bizim kovanlara da şöyle bir göz atmış. Bakın orada iki tanesinin üstüne taş koymuş. O ne demek? Demek ki onlardan bir tanesinde bir hareketlilik var. Bir iyi giden bir şeyler var. O yüzden bugün ek bir kovan getirdik ve arı bölme işlemi yapacağız. Kovanlarımız çoğalıyor, arılarımız çoğalıyor. Her şey çok iyi gidiyor. Biz yeni öğreniyoruz. Çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. İyi ki bu işe girmişiz. İyi ki bu sevdaya tutulmuşuz. Çünkü Yüksel hocamın dediği gibi arı geleceğimiz. Arıyı yaşatın ki geleceğimiz olsun. Değil mi hocam? Aynen, kesinlikle. Arıyı yaşatacağız ki geleceğimiz olsun. Şöyle ışık. İnşallah bakalım sizler de yeni başladınız. Geleceğin arıcılar olacaksınız. Ben de bundan dolayı çok mutluluk duyarım. Sayenizde hocam. İnşallah. Çok şey öğreniyoruz hayırlısı sizden. Bakalım. Şimdi dediğiniz gibi biraz önce de söylemiştiniz. Sizin arıların bölümünü yapacağız. Yani çoğaltacağız. Sifta. Evet. Parasız bir şekilde. Evet. Çoğaltacağımız ilk arımız. Heyecanlıyız. İnşallah devamı da gelecek. Arı bölmesiyle ilgili zaten işler birazdan kendini gösterecektir. Şimdiden hayırlı olsun. Çok sağ olun hocam. Her şey için şimdiden teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada sevgili dostlar, işimize başlamadan önce şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Şimdi bizim kanalımızın konseptinde arıcılık çok fazla ilgi çeken bir konu olmadığı için ben sizi arıcılıkla alakalı A'dan Z'ye konularda çok fazla boğmak istemiyorum. Açık konuşmak gerekirse, ama eğer siz ben de ileride arıcılık yapmak istiyorum, bu işe çok fazla merakım var diyorsanız eğer, Yüksel hocama bir YouTube kanalı açtık. Buradan bunun duyurusunu yapmak istiyorum. Yüksel Turan. Açıklamalar bölümünde de tıklanabilir linkini bulabilirsiniz. Yüksel Turan Arıların Evinde diye bir YouTube kanalı açtık. Kendisine çekimlerini ben yapıyorum. Kendisine o konuda destek veriyorum. O da engin bilgisini hiçbir şekilde sakınmadan bizlerle ve arıcılığa başlamak isteyen dostlarla paylaşıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bilgi veren altın bulsun. Bana bir şey öğretenin, bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum. Çok değil güzel mi? Demişler. Aynen öyle. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun hocam şimdiden. Mutluluk duyarım. İnşallah biraz önce söylediğim gibi çok daha güzel şeyler olacak. Herkese de tavsiye ediyoruz. Sizler sifta yaptınız. Devamı gelecektir. Zaten yaşadıkça, bu işin içerisine girdikçe ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Evet hocam, bir de o kadar güzel bir kanal oluşuyor ki orada. Evet. Körük yakmaktan tutun da arıcılık malzemelerine kadar A'dan Z'ye sıfırdan bu işi hiç bilmeyen bir kişi sizin kanalınızı takip ederek neredeyse arıcı olabilecek kadar bilgi sahibi olacak. İnşallah, amacımız zaten o. A'dan Z'ye her şeyi, bilinen bilinmeyen ne varsa anlatalım. Yaşayarak, yaparak arkadaşlar da görsünler. Zaten sırasıyla videoları çekiyoruz. Konudan konuya atlamıyoruz. Arının gelişimine göre videolar hazırlıyoruz. Evet. Acele etmesinler. Zamanla tüm arıcılıkla ilgili paylaşımlar kanalımızda olacak. Tamamen bir eğitim kanalı. Bu eğitim kanalının içerisinde aslında yaşadığımız hayatı insanlara göstereceğiz. Doğayla iç içe olduğumuzu da anlayacaklardır. Bizim sayemizde bir kişi, iki kişi arıcılığa başlarsa, doğayla iç içe olursa bizden mutlu insan yok. Aynen öyle hocam. İnşallah. Tekrar söyleyelim. Bu vesileyle size de teşekkür ederim. Estağfurullah hocam. Bu kanalda çok yardımcı oluyorsunuz. Çekimlerimde yardımcı oluyorsunuz. Çünkü profesyonel bir ekiple çalışmak ayrı bir zevk. Estağfurullah bizim hocam. Bizim anlamadığımız, bilmediğimiz birçok şey varmış. Biz de sizin sayenizde bu işleri öğrenmiş oluyoruz. Estağfurullah hocam. Elimizden de gelirse. İnternetle aşina oluyoruz. Hayırlısı. Herkes ne biliyorsa çorbaya 30'lular atacak. Bilgi alışverişi. Aynen öyle. İnşallah. Tekrar söylüyorum, işimize başlayacağız birazdan. Yüksel Turan Arıların Evinde diye yazarsanız, hatta yazmaya zahmet etmeyin. Açıklamalar bölümüne bakın. En üstte Yüksel hocamın kanalının tıklanabilir linkini bulabilirsiniz. Haydi şimdi arılarımızı bölelim. Evet, şimdi Gamze Hanım'ın kovanından başladık. Şimdi burada amacımız önce bu arıdan ne kadar petek alabiliriz ona bakacağız. Görüyorsunuz çok güzel yapmış. Buna dalak diyoruz. Evet, buna dalak diyoruz. Yemliğin altına bu şekilde petek örüldüğü zaman
arıdaki çerçeve sayısını arttırmamız gerekir. Yeni petek istiyor anlamına gelir. Onun için bu şu an en çok istediğimiz olay. Ana arı burada mı diye bakıyorum. Çünkü yumurtayı bırakmış buralara. Belki ana arı belki buradadır. Diğer petekleri aramamıza gerek kalmayabilir. Şu an göremedim. Bölme yaparken önceliğimiz bölme yapacak olduğumuz ana kovanın kraliçesini bulmak. İlk önce bu kovandaki kraliçeyi bulacağız. Onu öbür kovana almak istemiyoruz çünkü. Kraliçe genelde bu baş ilk 3'te mi oluyor? Bahar zamanı genelde 2'de dıştan bir içteki petekte olur. Eğer o peteğe yavru atmayı tamamladıysa diğer peteklere geçer. Nerede boşluk varsa o bölgeye yumurta atar. Kraliçenin görevi zaten kovan içerisindeki koloniyi arttırmak için yumurta bırakmak. Sen de görürsen. Ben de bakıyorum hocam, evet. Dikkatli. Hocam bir çevirir misiniz? Bir şey soracağım. Şu bal mı? Evet, o bal. Başlamış yani artık. Aynen. Şu an bal zaten, şöyle göstereyim. Şu bölgeye dikkat edersen böyle yeni bal daha. Bunu şişirmiş. İçerisini doldurabildiği kadar dolduruyor. Daha sonra üzerine bu şekilde mühürü atacak. Yani sırlayacak. Niçin? Daha sonra ileride yemek için. Yavru arılarına şu yedirmek için. Şu alt taraftaki kızıllar nedir? Şu bölüm tamamen çıkmak üzere olan yavru arılar, gözenekleri. Şu beyaz kısım, halkalı şekilde görülenler daha evrimini tamamlayamamış pupa döneminde. Birkaç gün sonra üzerini kapatacak. 21 gün sonra, tamamlama süresi 21 gün sonra. İlk yumurtalar şurada görebilirseniz. Şöyle. Bu yumurtaların toplamda buraya bırakılıp çıkması, arı haline gelmesi 21 gün. Şunlar erkek arılar. Bunlar sadece çiftleşme esnasında görev görürler. Ana arıyı arıyoruz şimdi. Şimdi kapatıyorum. Ana arıyı bulunca tekrardan açıyorum. Şimdi burası, şu gördüğünüz beyaz kısım, yoğurt gibi olan kısım ana arı sütü. Şu an Tolga sana ikram etmek istiyorum. Hocam, tamamen orijinal, hiçbir işlemden geçmemiş. Şifa mı hocam bu şimdi? Bu her derde deva. Bunun gibisi yok. Doğada böyle bir şey bulmak var ya, mümkün değil. Hem tadına bir bak. Nasıl, beğendin mi? Vallahi nasıl anlatsam bilemiyorum. Yoğurt herhalde, biraz yoğurt gibi bir tadı var. Aynen. Hafif, çok çok hafif tatlı. Evet, ekşimsi bir tadı da evet, var. Evet. Yani hiçbir tada benzemiyor aslında. Ama şu an dünyada birçok kişinin yapamadığı, yaşayamadığı anı yaşadı. Evet. Tamam, çok büyük bir ayrıcalık. Ben de anlamadım. Ana arı. Yeni çıkmış ana arı. Ana arıyı bulduk. Evet. Bakın kuyruğu ne kadar, arka kısmı ne kadar büyük. Belirgin. Evet, arkaya dolaştı. Şimdi yeni kovana koyuyoruz. Şimdi bu kovanda ana arı kalmadı mı başka? Bu kovanda şu an ana arı var. Ama süper sedür denilen olay var. Oğullayacakmış bu arı. Evet. Ana arısı varken tekrar yeni kraliçe yapmaya gitmiş. Oğullamak için. Biz de ne yaptık? Şansa onu yakaladık. Şanstan onu yakaladık. Ayırdık. Şimdi bundan peteklerimizi aldık. Almak istediğimiz yeni kovana aktardık. Bu yeni arımız olacak. Buna birkaç petek daha diğer kovandan aktaracağız. Aldığımızın yerine bir tane ham petek. Bizim daha önce takmış olduğumuz peteğe koyuyoruz. Neden ham petek koyuyoruz da kara petek koymuyoruz? Çünkü şu an dışarıdan nektar çok güzel akıyor, geliyor. Bundan dolayı arının pete görmesini istiyoruz. Çerçeve sayımızı fazlalaştırmak için. Kara peteğimiz olmadığından, hazır örülmüş peteğimiz olmadığından değil. Şu an bu arı bu peteğe rahatlıkla örecek konumda. Tamam. Örebilir. Onun için arıyı çalıştırmış olacağız. Amacımız o zaten. Üretim. Şu an mum üretim. Ya bir de kara peteklerin ömrü var ya. Tabii, şimdi bir tane var. Yapalım. Sıfır. Aynen. 0 kilometre. Kesinlikle. Kara peteğimiz olsun. Bir tane peteğimiz daha ekstra olsun. Evet. Amacımız o. Bundan da bir tane. Yine anasını bulacağız bunu. Bir tane daha petek alacağız. Diğer kovana. Evet, bu da. Bu da Tolga isimli. Tolga isimli. Bunda yok zaten. Dış petekte genelde
polen ve bal olur. İçerideki petekler kuluçkalıktır. Anarıyı gördüm ben şu bunda. Evet. Anarıyı göstereyim. Şurada. Görüyorsunuz tam evet. Parmağımın ucunda. Uzun kuyruklu. Uzun kuyruklu. Tamamen yumurta bırakma işine odaklanmış durumda. Hemen kıskandı diğer etrafında korumacarlar. Onu korumaya geçiyorlar. İşi gücü yumurtlamak. Şimdi şeyi soralım hocam. Şimdi biz buraya bir çoğaltma yapıyoruz ya. Evet. Şimdi bir gamzenin kovanından iki tane koyduk buraya. Evet. Bir de buradan Tolga kovanından mı alıp buraya bir tane koyacağız? De buradan alacağız. Çünkü buradaki yeni yapmış olduğumuz arının güçlü olmasını istiyoruz. Ondan dolayı buradan da bir tane kuluçkalıktan şöyle yavrulu, ballı, aynı zamanda poleni olan bir petek alıyoruz. O evet. Petek güzeldir. Bunu koyalım. Seçerkenki kriterleriniz bunlar mı? Kriterlerimiz yeni yavru yapacağımız zaman birinci önceliğimiz oraya polenli, ballı bir tane petek almak. Birinci önceliğimiz. Sonrasında evet. Çıkmak üzere olan yeni yavrulu bir petek almak. Bir tane de günlük yumurta bırakılmış peteği seçip almak. Onu da alma amacımız da buradaki arılar yeni anayı günlük yumurtadan yapsınlar, tercih etsinler. Evet. Şu an bu 3 çıtalı yeni bölmemiz. Bu arının içerisinde çıkacak olan yeni yavru çok olduğu için buna bir tane de dışına boş örülmüş, daha önceden örülmüş kara peteğimizi koyuyoruz. Çünkü buradaki çıkan yeni yavrular bunu çok rahat doldurabilecek durumdalar. Şu an yeni bölmemizi yaptık. Bu 10-15 gün sonra kendisine belirlemiş olduğu yeni anayı alacak. Amacımız bunu oğullatmadan evet. Analandırmak. Ya az önceki anayı seçecekler. Aynen. Ya da onu öldürüp kendilerine yeni bir yuva ana açıp ana seçecekler. Bugünkü bölme işlemimiz bu kadar. Bölme işleminin değişik yöntemleri de var. 3-4 tane farklı uygulanan yöntem var. Ben bu tarz uygulamayı da yaparım. Bazen bir kovandan direkt 3-4 çıta alarak da bölme yaparım. Birebir. Yani bir kovanım iki kovan olur. O arının içerisindeki durumuna göre artık beni şekillendirir, yönlendirir. Ona göre tavır takınırım. Şu anki senin arılar için yapmamız gereken işlem buydu. Bunu yaptık. 15 gün sonra bu analanacak. 3 gün ananın ergenlik dönemi var. Ergen olduktan sonra çiftleşmeye çıkacak. Ondan 3-4 gün sonra da yeni günlük yumurta bırakmaya başlayacak. Evet, süpermiş. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Yeni bir kovan başladığımız zaman 3 petekle mi başlamamız lazım? Bunu bu bir standart mıdır? Değil. Bazı arıcılar 2 çıta yapar. Yanına yanaştırma bir petek koyar. Bazıları 3 yapar. Bazıları 4-5 çıta yaparlar. Ama bahar dönemi erken olduğu için ben şimdilik 3 çıta ayırdım. Çünkü bundan çıkacak olan yavrular 4. çıtayı çok rahat dolduracaktır. Onun için ilk etapta çok güçlü bir kovan yapmadım. Önümüzde çünkü evet. Yeni baharlar var. Onun için şu anlık yeterli. Evet. Tamam hocam, çok sağ olun. Şerbet vermiyoruz. Şerbet, nektar akışı güzel. Buna şu an şerbet vermiyoruz. Kesinlikle nektar akışı çok iyi olduğu için. Nektar akışı iyi olmasaydı belki üzerine bir kek koyabilirdik. Arılar rahat yiyebileceği şekilde. Bunu uzak bir 4-5 kilometrelik bir bölüme de götürüp koyabiliriz. Geri gelmesinler diye. Veya burada yakın bir yere de koyacağız. Mutlaka geri dönecek olanlar olacaktır. Ama şu an askeri çok fazla, çok güçlü. Yeni yavru da çıktığı için, çıkmak üzere olan yeni yavrular olduğu için ben ekstra bir arı siltelemesi yapmadım bunun içerisine. Bu asker buna yeterli. Yeğenim Gayra'ya buradan öpücüklerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Şimdi bu bölüm tamam. Bu bölüm kapatıyor tamam. Muyuz? Bitiriyoruz hocam değil mi? Yeni bir şey yok bu konuyla alakalı. Tamam. Evet. Tamam. Sevgili dostlar, izleyip vakit ayırdığınız için sonsuz teşekkürler. Umarım bir şeyler anlatabilmişizdir. Eğer siz de arıcılık konusunda bir şeyler öğrenmek istiyorsanız hem bizim videolarımızı takip etmeye devam edin hem de asıl eğitim kanalı Yüksel Hocam'ın kanalı Yüksel Turan Arıların Evi'nde o kanala da abone olup bildirim zillerini açmayı unutmayın lütfen. Yeni bölümlerimizde görüşmek üzere. Mutlu ve sağlıklı günler.